tarih boyunca sadece zaferleriyle değil, her alandaki başarılarıyla adını dünyaya duyuran ve yenildikleri anda bile yeniden var olmasını, yeniden küllerinden doğmasını bilen bir ulusun evlatlarıyız. Türk tarihi, yalın kılıç kahramanlığın ve tesadüfün değil, esasında aklın ve azmin bir sentezi olarak yazıldı. İşte Demirköy Fatih Dökümhanesi, bu gerçeği somutlaştıran en önemli örneklerden birisidir. 1367 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen, bugün Kırklareli'ne bağlı Demirköy ilçesinin 4 kilometre kuzeybatısında yer alan bu tesis, Türk savunma sanayinin nasıl köklü bir geçmişi ve birikimi olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'un fetih hazırlıklarına lojistik destek sağlayan Fatih, yani Demirköy Dökümhanesi, Molla Gürani'nin yönlendirmesiyle top ve diğer silahların yapımı içinde demir üretimine katkı sağlamış, tunç toplara dökümhane hizmeti vermiştir. Savunma amacıyla tahkim edilen duvarların gerisindeki Demirköy Dökümhanesi, Samakocuk adıyla da bilinmektedir. Burası, yaşama ve hizmet alanları, üretim ve depolama tesisleriyle toplam 10 bin metrekarelik alana yayılmış, muazzam büyüklük ve organizasyon kapasitesine sahip bir sanayi tesisi olarak da Türk tarihinde öncü ve dönemine göre benzersiz kabul edilebilir. Enerjinin suyla sağlandığı dökümhanede demirin eritilmesi için bölgede yetişen ve kalorisi çok yüksek olan meşe kömürü kullanılmıştır. Su kanalları, su çakları, ocaklar devri itibariyle gelişmiş teknoloji ürünüdür. Tesiste bulunan yüksek sıcaklıktaki fırınlar vasıtasıyla eritilen demirler dövülerek yumuşatılmakta ve curuflardan, yani atıklardan ayrılmaktadır. Curufların doğaya karışması önlenerek çevreye karşı da büyük duyarlılık gösterilmiştir. Burada üretilen demir İstanbul'a İğneada limanı aracılığıyla sevk edilerek Tophane, Tersane ve Humbarahane'nin yıllarca ihtiyacını karşılamıştır. 18. yüzyılda bir rapor yazan Avusturyalı von Brain, Samakocuğun yani Demirköy'ün İstanbul filoları için ürettiği demir itibariyle vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtir. Demirköy Dökümhanesi'nde dönemin en ileri teknolojisi kullanılmış ve dökümhane hem sivil hem de savunma sanayi alanında büyük katkılar sağlamıştır. İstanbul'un fethinde Mimar Muslihiddin ve Saruca ustaların döktürdüğü toplar ve güllelerle Türklerin savunma sanayi tesislerine verdiği önem ve destek sayesinde zaferlere giden yol açılmıştır. Ünlü yazar Müştak Zvaik, İstanbul fethini yıldızın parladığı anlar olarak tanımlamıştı. Fatih Sultan Mehmed'in havan topunu bizzat yeniden dizayn edecek derecede teknolojiye verdiği önem, Demirköy gibi tesislerin neden vazgeçilmez ve stratejik değeri olduğunu da açıklıyor. Kurtarılması amacıyla 2001 yılında başlatılan ama sekteye uğrayan kazı ve restorasyon çalışmaları 2003 yılı itibariyle Türk bilim tarihi çatısı altında tekrar başlatılmıştır. 15 Ağustos ve 4 Eylül 2008 takvimli süreçteki kazılarda ise kömür ocakları, demir üretim üniteleri yeniden gün ışığına çıkarılabilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Samakocuk, yani Demirköy Dökümhanesi'nin kurtarılması projesini kamuoyuna duyurma ve aydınlatma adına hiçbir destekten kaçınmıyor. Demirköy Fatih Dökümhanesi'nin kazı ve restorasyon çalışmalarıyla açık hava müzesine dönüştürülmesi, Türk tarihinin ilk savunma sanayi tesislerini ve dünyadaki seçkin örneklerden birini kültür mirasımıza kazandıracak, yeni kuşaklara kendi tarihlerini ve birikimlerini öğrenme imkanı sağlayacaktır. Tarihini koruyan, geleceği doğru okuyan bir Türkiye'nin yıldızı da hep parlayacak.